Değerli takipçilerim merhaba. Bugün size bu hafta 9-10 Mart tarihleri arasında Ankara'yı ziyaret edecek İsrail Cumhurbaşkanı İtsak Herzog'dan bahsetmek istiyorum ki kanalımın sıkı takipçileri çok iyi bilirler. Ben hem katıldığım canlı yayınlarda hem de YouTube kanalımda Herzog ailesinden çok sıkça bahsettim. Hatta doktora tezimdeki birkaç kaynağı da İbranice kaynağı da gösterdim sizlere. Birini tekrar anımsatmak istiyorum ki Herzog ailesini daha iyi anlayalım ve hafta başında Türkiye'yi ziyaret edecek Herzog'u anlayalım değerli arkadaşlar. İzak Herzog'u anlayalım. İzak Herzog'un babası Haim Herzog karşınızda. E, Doktoratezimde de bayağı faydalanmıştım. E, İbranice kaynak biraz bazı noktalarda beni çok zorlasa da... ...kütüphanemin en değerli kaynakları arasında gerçekten. İsterseniz e, bu Türkiye'yi ziyaret edecek İzak Herzog'dan başlamadan önce... ...babasından kısaca bahsedeyim size. İşte bu Haim Herzog arkadaşlar kendisi 1983-93 yılları arasında... İsrail'e cumhurbaşkanlığı yapan önemli bir isimdi. Türkiye ile çok iyi bağlantıları olan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hafızalarında da iyi anılan birisi ve merhum cumhurbaşkanımız o dönemde Turgut Özal'la da çok yakın ilişkileri olan biriydi. Bir cumhurbaşkanıydı ve İsrail'de son kez 10 yıl görevde kalan cumhurbaşkanıydı. 1983-1993 yıllar arasında Haim Herzog cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Sonrasında 1990, 1998'de İsrail Knesset'in Meclisi bir karar alarak bir kanun değişikliğine gelerek İsrail'de cumhurbaşkanlarının süresini 10 yıldan 7 yıla çekmiştir. O yüzden 10 yıllık görevini yapan son cumhurbaşkanıdır. Eee Hayim Herzog e, değerli arkadaşlar. Şimdi bu kitabı buraya bırakıyorum. Bunun işte Hayim Herzog'un oğlu bugün cumhurbaşkanı e, sıfatıyla Ankara'ya gelecek ve geçen yıl cumhurbaşkanı seçilmişti Haziran'da. İsrail Meclisinde ve Temmuz'da görevine başlamıştı Yitzhak Herzog. Bu Haim Herzog değerli arkadaşlar 6. Cumhurbaşkanıdır İsrail'in. Bugün Türkiye'ye gelecek oğlu Yitzhak Herzog da 11. Cumhurbaşkanıdır. Bu Herzog ailesi o kadar önemli ki hem bizim açımızdan hem de e, İsrail açısından özellikle İsrail siyasi tarihinde önemi düşünün. Yani Herzog ailesi iki cumhurbaşkanı aslında İsrail siyasetine kazandırmış bir aile olarak e, karşımıza e, çıkıyor. Şimdi bu Herzog ailesinin kökenlerine inmeden önce İsrail'de Cumhurbaşkanlığı makamı neden önemli? Bazen ben birkaç ileti aldım ve YouTube kanalımdaki yorumlarda da gördüm. Önce buna bir açıklık getirelim parantez açarak neden bugünkü İsrail Başbakanı Naftali Bennett Türkiye'ye gelmiyor da, örneğin Körfez Ortadoğu'suna gidiyor vesaire, Putin'le dahi görüşmeye gidiyor. Neden Türkiye'ye gelmiyor da Cumhurbaşkanı geliyor? Bu aslında. Türkiye'nin ne kadar önemsendiğini de gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı devletin temsiliyeti açısından en üst makam Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geliyor. Bir de o açıdan düşünelim ve Cumhurbaşkanlığı makamı İsrail'de sembolik olmamıştır. Yani gerçekten çok önemli devletin yaşadığı siyasi ya da ekonomik ya da bir hukuki bir kriz varsa... O anda bir siyasal aktör olarak cumhurbaşkanları e, ön plana çıkmıştır. Geçmişten e, bugüne çok önemli cumhurbaşkanları vardır. Şimon Peres'ten tutun da bir önceki e, Rivlin e, Cumhurbaşkanı'ydı biliyorsunuz. E, Weizmann aynı zamanda e, Süleyman Demirel'le de çok yakın ilişkileri olmuştur kendisinin. O yüzden e, semboliğin dışında yürütmeyi yani başbakanı ve bakanlar kurulunu da dengeleme bazı noktalarda frenleme açısından İsrail kamuoyu önünde önemlidir. Cumhurbaşkanlığı makamı kaldı ki şu anki sadece İsrail devletinde değil, binlerce yıllık döneme baktığımızda Yahudi devletlerinde Cumhurbaşkanlığı makamı o dönemde işte o dönemki ibareyle tanımlamayla gideceksek Yahudilerin yüksek temsilcisi Sanhedrin'den gelir. Sanhedrin ve ona istinaden Nasi ünvanı kullanılar. Bugün İsrail Cumhurbaşkanları. Zaten İsrail devleti kurulduğunda e, bu tür işte binlerce yıllık Yahudi e, dini geleneği ya da işte Yahudi toplumsal geleneği ve kültürünü e, sembolleştirip simgeleştiren bir takım e, şeyleri görüyoruz. Mesela İsrail bayrağında Davut'un yıldızını görüyoruz. Efendim işte bakın bugün e, İsrail Meclisinde Kineset Hakkadola işte büyük meclis e, deniyor. Yani devletin hemen hemen her e, kurumuna bu tür e, ibareler ya da semboller işlemiş e, vaziyette. Şimdi Cumhurbaşkanlığı da öyle yani önemli olduğunu söyleyelim ve parantezi kapatalım. Tekrar buraya gelelim. Şimdi değerli arkadaşlar 2007'den bugüne gerçekten de e, ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2007'de hatırlayacağınız üzere o dönem Şimon Peres Ankara'yı ziyaret etmişti. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap eden önemli bir Cumhurbaşkanı'ydı işte. 15 yıl sonra ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmesi sadece Türk-İsrail ilişkileri açısından değil, bölge ilişkileri açısından da önemli. O yüzden bir mihenk taşı tarihi bu İzak Herzog'un Türkiye ziyareti. Şimdi İzak Herzog'un babası Haim Herzog dedik. Kendisi aslında bir İrlandalı Yahudi arkadaşlar. İrlanda'da yaşamıştır uzun yıllardır. Ve bir İrlanda Yahudisi olduğu için o dönemde İzak işte İsrail'de baktığımızda sonrasında İsrail kurulduktan sonra İsrail'de orada görev aldığını görüyoruz general rütbesiyle ve İsrail'in Birleşmiş Milletler'e büyük elçisi olarak görev aldığını görüyoruz. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı görevinde görüyoruz. Yani bu Herzog ailesi gerçekten de İsrail siyasi tarihine diplomatlar ve birçok siyasetçiler yetiştirdiğini, devletin kurumlarında da bürokrat yetiştirdiğini söyleyelim. Şimdi bu Türkiye'ye gelecek İzak Herzog'un babası Hayim Herzog dedik. Peki Hayim Herzog'un babası kim? Yani İzak Herzog'un dedesi kim? O da çok önemli. E, o da bir hahan başıydı değerli arkadaşlar. İzak Herzog'du. Yani Haim Herzog babasının adına aslında oğluna vermiştir. O da e, e, bu Haim, e, pardon İzak Herzog... Bunun e, Haym Herzog'un babası arkadaşlar İzak Herzog'un dedesi olan İzak Herzog Londra Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. E, haham başılığı yapmıştır e, burada arkadaşlar ve e, Yahudileri e, temsil etmiştir en yüksek makam olarak ve e, doktora derecesinde yazdığı teziyle Yahudi cemaatinde adından çok sıkça e, bahsetmiştir. Yani bugün İsrail'i ziyaret edecek İzak Herzog'un dedesi olan İzak Herzog da doktora derecesine sahip bir dededir. Yani o derecede Yahudi çevrelerince de ünlüdür ve iyi tanınır o noktada. Şimdi hadi bakalım gelelim isterseniz biraz aile köklerine şeyden de bahsedelim. Mesela bu şeyin teyzesi baktığımızda Abbaheban'la evlidir. Abbe Eban da çok önemlidir. Araştırmak isteyen arkadaşlarınız araştırsın. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarihinde Dışişleri açısından önemli bir isimdir Abbe Eban. ve Türkiye ile de yakın ilişkileri vardı soğuk savaş boyunca önemli bir Dışişleri Bakanlığı olduğunda söyleyelim. Herzog ailesiyle de o noktada bağlantılı. Neyse çok ayrıntıya girmeyeyim burada. Şimdi değerli arkadaşlar. E, İzak e, Herzog gerçekten de İsrail siyasi tarihinde işçi partili liderdir ve işçi partisine bir ivme kazandırmıştır. Her ne kadar Benjamin Netanyahu karşısında bazı noktalarda başarılı olamasa da, İzak Herzog e, 2003'ten itibaren kinesete e, girmiştir ve çeşitli bakanlıklarda e, görevlerde bulunmuştur. E, İsrail'de e, yani bir e, dini bir bakanlık da elde etseniz gerçekten ülkenin seçim sistemi bunu gerektiriyor. Çok kilit noktada olabiliyorsunuz koalisyondaysanız eğer koalisyonun politika ve kararlarında yani çok az mesela bir iki milletvekiliyle siz eğer Kineset'e temsil ediyorsanız bir milletvekili dahi kilit görevde olabilir. İsrail seçim sistemine istinaden zaten Kineset'e baktığımızda 120 sandalyeli bir şey var biliyorsunuz. Şimdi 87 oyla geçen Haziran'da Kineset'te bugünkü İzak Herzog seçildi. Bu önemli bir aslında çünkü 120 sandalyeli Kineset'te 87 milletvekilinin Evet oyu kullanması Cumhurbaşkanı olarak Herzog'u e, görmeleri hususunda önemli ve İsrail e, Kineset tarihine baktığımızda en çok oyu alan e, Cumhurbaşkanı olarak karşımızda İzzet Herzog. Şimdi değerli arkadaşlar İzzak Kerzok Türkiye ile biliyorsunuz hem babası hem kendisinin çok yakın ilişkileri var dedik ve 2015'te Netanyahu'ya karşı büyük bir Siyonist birliği oluşturdu. Tıpkı 1999 seçimlerinde o dönemde yine işçi partili Ehud Parak nasıl böyle tek İsrail, one İsrail... E adıyla çıkıp da bir tek blok oluşturduysa ve bu koalisyona bu şeye arkadaşlar birçok fraksiyona eklediyse sadece sol değil dini partiler merkez sağ partiler de buraya bir takım desteklerinin olduğunu görüyoruz. 1999'da Ehud Barak'ın bu çok sallantılı koalisyon hükümetinde ve geniş kapsamlı. Tıpkı 2015'te şimdi bu e, Tizip Bilimli aynı zamanda işte bu bakıyorsunuz o da Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Ben Tizip e, bu e, İzak Herzog'un da 2015'te Netanyahu'ya karşı bir Siyonist birlik oluşturduğunu görüyoruz ama 20'nin üzerinde milletvekiliyle Kineset'e girdi ancak sonrasında elbette bir iktidar kuramadılar ve geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz Benjamin Netanyahu'ya karşı daha geniş kapsamlı bir koalisyonla Naftali Bennett ve Yair Lapid'in bunda başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak Yizak Herzog her zaman İsrail-Filistin çatışmasına sağduyla yaklaşmıştır onu da söyleyelim tıpkı babası gibi. O yüzden zaten hani Türkiye'nin devlet hafızalarında çok iyi olduğunu görüyoruz dememizin nedenlerinden biri Herzog ailesinin biraz daha bu İsrail-Filistin çatışmasında daha diyaloğa açık ve Filistinleri yok saymayarak onları hem topluma ve hukuka entegre etme açısından önemli. Ve bu açıdan zaten Bibi ile Bibi lakabıyla anılan Benjamin Netanyahu ile bir türlü anlaşamamasının nedenlerinden biri de bu. Hatta öyle bir ayrıntı daha söyleyeyim size. Mesela bundan bir önceki Cumhurbaşkanı Rivlin'le Netanyahu'nun arasında biliyorsunuz bir soğuk savaş vardı. Ve son dönemde biliyorsunuz İsrail'de sokaklar birbirine girmişti geçen yıl. Bir sokak gösterileri yaşanmıştı. Bir an önce bu sükunetin sağlanması konusunda Binyamin Netanyahu'ya çeşitli eleştirilerde bulunmuştu biliyorsunuz Rivlin. Ve Rivlin Cumhurbaşkanı olduğundan bugüne bir türlü Binyamin Netanyahu ile arası iyi olmamıştı. Nasıl Rivlin... Netanyahu'ya perde arkasında e, soğuk savaş varsa bir muhalif elik ediyorsa inanın İzak Herzog da o derece çok açık bir muhalifliği vardı Ve Benjamin Netanyahu'nun Obama ile o dönemin Amerikan Başkanı Obama ile ilişkilerini iyi yürütmediğini ve diplomaside başarılı olmadığı yönünde çok sayıda eleştirili olduğunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Bunu da eklemeden edemeyeceğim. Şimdi notlarıma bakıyorum. Başka size anlatmadığım var mı kendisiyle ilgili diye. Ve bu hem aile kökleri açısından hem de Yizak Herzog'un artık 21. yüzyıldaki bu İsrail'in bu agresif politikalarının dışında Sadece Filistin tarafını değil İsrail'in sınır komşularını da ve yakın komşularını da anla anlamaya yönelik bir dış politika uygulaması gerektiğini e, sürekli altını çizmiştir. Hatta o kadar ki yani sağcı fanatik Naftali Bennett dahi neredeyse bugün Isaac Herzog'un işçi partisinin rotasına gir e, girmiş vaziyette. Çünkü bakıyorsunuz Naftali Bennett e, Putin'le görüşmeye gidiyor. Bakıyorsunuz. Orta Doğu ülkeleri ve Körfez Orta Doğu'suna gidiyor. Karşılıklı bir diyalog mesela Bahreyn'de efendim işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şu anda Herzog rüzgarı esiyor İsrail'de. Bu gerçekten de Türkiye'yi ziyaret edecek. Yizak Herzog'un da bunda önemli bir payının olduğunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Pekala bu şeyi de şunu da söyleyelim. Yizak Herzog gerçekten çok e, ılımlı bir karakter. Tıpkı geçmişte Yizak Rabin'de olduğu gibi. Eğer işte bir İsrail Filistin çatışması varsa mutlaka o çatışmayı e, dindirme adına komisyonlarda bulunan önemli bir isim Yizak Erzok. Cumhurbaşkanı olmadan önce örneğin 2009'da İsrail hükümetini temsilen bu e, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok ülkeden gelen ve Gazze'ye gerçekleştirilen bu tıbbi yiyecek yiyecek bir takım yardımlarının ulaştırmasında ve bunu koordine etmesinde önemli bir temsilcidir ve bizzat hükümet tarafından 2009'da atanmıştır. Yani bu tür durumlarda çatışma halinde komisyonların oluşturulmasından tutun da sahada eylemsel olarak önemli bir figür ve Filistinler nezdinde de İzak Herzog'un işte Benjamin Netanyahu ile veya Ariel Sharon'la karşılaştırmızda daha e, olumlu bir imajının olduğunu da e, ekleyelim e, değerli arkadaşlar. O yüzden ben bu gerçekten ziyareti önemsiyorum ve YouTube kanalımda daha önce de biliyorsunuz ...İzak Herzog neden Ankara'ya geliyor ve bu ziyaretin önemi nedir başlığında bir içeriğim vardı. O yüzden konuyu dağıtmamak adına şimdi sadece ben size İzak Herzog ve ailesinden kısaca bahsetmek istedim. Ve bu bir gerçekten bölge başı açısından da ve şu anda Ukrayna işgalinin gölgesinde gerçekleşecek bir de bu ziyaret. O açıdan çok önemli. O açıdan sadece bu ziyaret Türk-İsrail ilişkileri değil bölge barışı ve bölgenin mevcut konjonktürel durumu açısından da çok önemli. Ukrayna işgali altında bu Ukrayna işgalinin gölgesi altında gerçekleştiği için de gerçekten çok önem atfediyor ve bakalım ziyareti dikkatle takip edeceğiz neler olacak ve eğer Herzog ziyaretinde başarılı olursa iki ülke arasındaki ilişkiler daha hızlı bir şekilde ivme kazanırsa arkadaşlar bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bu hani diplomatik tahammüller bunu gerektirir. Ya bu yıl bitmeden İsrail'e, Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleşmesi beklenir. Ya da işte en fazla gelecek, yani bir yıl içerisinde bu ziyaret gerçekleşmesi beklenir. Çünkü 2007'de Şimon Peres Türkiye'ye gelip Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştuktan sonra hemen biliyorsunuz çok geçmeden bu... O dönemde daha zaten önce de bu ziyaret edilmiştir pardon. O dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de İsrail parlamentosuna hitap etmiştir. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Yani mütekabiliyet, karşılıklılık ilkesiyle e, diplomasi da arkadaşlar eğer siz nezaketen bir ülkeyi en üst... Seviyede temsil ediyorsanız, bu iadeyi ziyaret sizden beklenir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir yıl içerisinde bu ziyaret beklenir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı 2005'teki gibi işte kurmaylarını alıp İsrail'e çıkarma yaparsa bir yıl içerisinde, bundan sonra gerçekten de iki ülke ilişkilerinin artık yavaş yavaş diplomatik açıdan da rayına oturduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki şu anda Herzog Türkiye'ye gelecek ama elbette ekonomik kurmaylarıyla, istihbari yetkilerle Türkiye'ye gelecek. Çünkü e, İsrail'in Hamas yönünde Türkiye'den beklentileri var. Türkiye'nin de Filistin yönünden İsrail'den beklentileri var. Bunlar masaya elbette yatırılacaktır. Karşılıklı olarak istişare edilecektir. Diplomatik teamüller gereği bunları gerektirir arkadaşlar. Zaten daha önce YouTube kanalımda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye gelecek ama ziyarette ne gibi konular masaya yatırılacak başlığında bir videom vardı. Birkaç hafta önce onu sizlerle paylaşmıştım. Onu da lütfen izleyin değerli arkadaşlar. Pekala. Herzog ailesi önemli. Sadece İsrail siyasi tarihi açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızalarında da önemli arkadaşlar. O yüzden bugün Yizak Herzog'u anlayabilmek için onun bir kuşak ilerisine gitmemiz gerekiyor. Babasını ve dedesini de anlamamız gerekiyor. Ve gerçekten de mesela kökü işte gidin Mısır'daki Yahudilerden işte İrlandalı ve İngiliz Yahudilere kadar dayanan çok geniş gerçekten de sacaya olan bir aileden bahsediyoruz. Ve İsrail e, siyasi tarihine sürekli diplomat ve bürokrasi üreten bir e, aileden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. O açıdan İzzak Herzog'u bu temelde bu analiz düzeyinde değerlendirirsek bu ziyaretin ne kadar önemli e, olduğunu da anlamış oluruz sanırım. Nacizane dilim döndüğünce İzzak Herzog ve onun ailesinden bahsetmek istedim sevgili arkadaşlar. Ve hafta boyunca da zaten sizlerle paylaşımlarıma devam edeceğim. Kanalımızın sloganıyla bitirelim isterseniz bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.